Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle cebirsel ifadeler konusuyla ilgili çeşitli örnekler ve sorular çözeceğiz. Bir okul bahçesinde içlerinde birer terimin yazılı olduğu eş karelerden oluşan bir oyun zemini bulunmaktadır. Bu oyun zeminindeki karelerin tamamı içlerinde yazılan terimlerin benzer olması durumunda aynı renk, olmaması durumunda ise farklı renk olacak şekilde boyanacaktır. Aslında bu soruda benzer terimleri bulunuz sorusudur. Biz benzer terimleri bulmaya başlayalım. 5Y ile başlıyorum. Bakalım Y ifadesinin içinde bulunduran terimler neler? 5Y artı 2Y, 1Y, 4Y, 7Y ve 2Y. Bunları bilerek kırmızı renkle gösterdim. Yani bir tane kırmızımız var. Şimdi başka bir renk ile devam edeceğiz. Sırada ne var? 11A var. Yani A içinde olan değişkenlere bakacağız. 7A var. Başka A içeren terim olmadığı için iki tane benzer terimimiz var. Şimdi başka bir renkle devam edelim. İki renk oldu şu ana kadar. Sıradaki terimimiz 2X. Bunun benzer terimi 3x, 4x ve x. Bunları da yeşille gösterdik. Şimdi başka bir renkle devam edelim. 5xy ve 2xy. Bunlar da benzer terimler. Ve geriye zaten 9 ve 5 kaldı. Bunlar da sabit terim, benzer terimlerdir. Bu durumda kaç renk kullanmış olduk? Kırmızı, mavi, yeşil, mor ve açık mavimiz var. Toplamda 5 tane renk kullanmış olduk. Cevabımız B seçeneği. Evet, bir mağazadaki botların fiyatı A lira. Spor ayakkabılarının fiyatı B lira ve terliklerin fiyatı C liradır. Buna göre Eda bu mağazadan bir tane bot ise bir A yazmam lazım. Bir tane bot alacak. Bir A. İki tane spor ayakkabı alacak. Spor ayakkabıların fiyatı B lira. İki tanesi 2B lira. Dört tane terlik alacak. Terliklerin bir tanesinin fiyatı C lira. 4C lira ödeyecek bunlara. Toplam ödemesi gereken fiyatı sorduğu için bunları topluyoruz. Cevabımız B seçeneği. Evet, barış uzunlukları 3 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtaları aralarında boşluk kalmayacak ve kısa kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi dizerek dikdörtgen şeklindeki sınıf tahtasının enini ve boyunu ölçmüştür diyor. Burada kaç tane x kullanmış? Önce ona bakalım boyu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane. O zaman burası 7x'tir. Yanında 10 santimlikte bir boşluk olduğunu dikkat edelim. O yüzden bu onu da eklersek 7x artı 10 benim tahtamın boyu olacaktır. Evet, şimdi enine bakalım. Eninde kaç tane x kullanılmış? 1, 2, 3. Yanında da 15 santimlik boşluk olduğu için 3x artı 15'tir. Bizim dikdörtgenimiz karşılıklı kenar uzunlukları eşit uzunlukta olduğu için 7x artı 10'a 7x artı 10, 3x artı 15'e 3x artı 15'tir. Benzer terimleri toplayarak dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. 3x, 3x daha 6x, 7x daha 13x, 7x daha 20x olacaktır. Sabit terimleri toplayalım. 15, 15 daha 30, 10 daha 40, 10 daha 50 olacaktır. 20x artı 50 bizim cevabımız. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum.
7x artı 10'u verdi. Diğerinde de 3x artı 15'i verdi. Sen tutup 7x artı 10 ile 3x artı 15'i verdi. Bunları toplarım dersen şıklarda A seçeneğindeki çeldiriciye düşmen yüksek. Ama biz artık daha dikkat edeceğiz. Çevresini bulmak için bu yolu kullanacağız. Evet. Ali'nin yaşı A, Buse'nin yaşı B olmak üzere ikisinin 2 yıl sonraki yaşları toplamını veren cebirsel ifadeyi bulacağım. Ali'ye A diyorum, Buse'ye B diyorum. Bu durumda ikisinin yaşları toplamı A artı B şu an. Doğru mu? Aralarına artı koyduğumda yaşlarının bugünkü yaşları toplamını A artı B buluyorum. 2 yıl sonra dediğinde artı 2 eklediğimde B seçeneğindeki çeldiriciye düşebilirim. Ama ben düşmeyeceğim. Çünkü 2 yıl sonra Ali de 2 artacak. Ali'ye de artı 2 yazacağım. Buse'ye de artı 2 yazacağım. Yani toplamda ikisinin artışı 4 olacak. Buna dikkat edelim. Yani biz A artı B'ye 2, 2 daha 4 eklemiş olacağız. Cevap A seçeneği. Evet, Ayşegül öğretmen test sorularından oluşan matematik ödevi için öğrencilerine aşağıdaki ödev takip yönergesini hazırlamıştır. Ödev takip yönergesini inceleyelim. İlk gün belirli bir sayıda soru çözdü. Şimdi bana alttaki yönergede Ayşegül öğretmen bu ödev takip yönergesinde İlk gün çözülen soru sayısını x ile ifade ederse diyor. Yani biz buna ne diyeceğiz? X diyeceğiz. Sonra soruya devam edeceğiz. İkinci gün ilk gün çözdüğü soru sayısının yani x'in 3 fazlasının x'e ne ekleyeceğiz? 3 ekleyeceğiz. X artı 3. Bunu parantez içinde yazmalıyım çünkü işlem önceliği gerekiyor ve iki terim var. İki katını alabilmem için parantez içinde yazıyorum. Önüne de iki katı dediği için 2 ile çarpıyorum. Üçüncü gün, önceki gün çözdüğü soru sayısının yani 2 çarpı x artı 3'ün 3'te 1'i kadar soru çözecek. Yani bunu neye bölmem gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor. 2 çarpı x artı 3 bölü 3 benim sorumun cevabı olacaktır. Yani A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Aşağıdaki cümlelere ait cebirsel ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Bir sayının 3'te 1'i demek o sayıyı 3'e böl demektir. Sayı x olsun 3'e böldük. Doğru cevap x bölü 3'tür. Annemin yaşının 2 katının annemin yaşına x dersek 2 katı dediği için 2x, 4 eksiği dediği için 2x eksi 4 benim için doğru yanıttır. Bir kalemin fiyatına x dersek, 2 fazlası dediği için x artı 2, yalnız dikkat edelim işlem önceliği var, parantez kullanmamız gerekiyor burada. 3 katı, x artı 2'nin 3 katı, oysa ki o parantez kullanmamış, en çok yapılan hatalardan biridir, dikkatli olalım. Bir sayının 4 katının 5'te 1'i, burada tersten gidecek olursak, ben bu verilmiş olan cebirsel ifadeyi sözel ifadeye çevirdiğimde bir sayının 5 katının 4 eksiği diyorum. Oysa ki o bir sayının 4 katının 5'te 1'i demiş, yanlış ifadedir. O halde doğru yanıtlar 1 ve 2'dir, 2 tanedir. Evet, yine yeni bir sorumuz. Aşağıda uzunluğu x santimetre olan bir tahta çubuğun görseli verilmiştir. Elif bu tahta çubuğun her iki ucundan 5'er santim uzunluğunda birer parça kesmiş ve geriye kalan tahta çubuğu 4 eşit parçaya bölerek daha önce yapmış olduğu bir resmin kenarlarına görseldeki gibi yerleştirerek bir çerçeve yapmıştır. O halde bu bizim çubuğumuzun her iki ucundan da 5'er santim keselim. 5 santim soldan, 5 santim de sağ ucundan kestik. Bunun tamamının uzunluğuna x diyelim. X dediğimizde
5 santim bir taraftan, 5 santim bir taraftan kestiğimizde 10 santiminin azaldığını görürüz. O halde ortadaki kısım, yani bizim çerçeve için kullanacağımız kısım x eksi 10'dur. Peki biz bu x eksi 10 ile çerçeve yapacağız ve 4'e bölmemiz gerekiyor. 4 eşit bölme gerçekleştireceğiz. X eksi 10 uzunluğunu 4'e böleceğiz. Bir kenarını x eksi 10 bölü 4, yani Denizli bulacağız. Evet çocuklar, değişkenin aldığı farklı değerlerle ilgili bir soru. N eşittir 5 yazmamız gerek. N yerine 5 yazalım. 5'in karesi artı 5'in küpünün sonucunu bulacağız. 5'in karesi 5 çarpı 5, yani 25. 5'in küpü 3 tane 5'in çarpımından oluşacak. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125. 25 artı 125, 150. Cevap A seçeneği. Evet. Şimdi bu üst kısımdaki filografinin ne olduğunu anlatıyor. Yani aslında sorumuzun hikaye kısmı. Filografi tasarlanmış bir motif ya da desenin ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli iplik veya teller geçirilmesiyle oluşturulan bir el sanatıdır. Eren, yaptığı filografide kalınlıkları ihmal edilen çivileri kullanarak kenar uzunluğu 2 santim olan bir kare ve kenar uzunluğu x santim olan eşkenar üçgen biçimindeki şekillerden oluşan aşağıdaki modeli yapmıştır. Yerleştirelim biz. Kenar uzunlukları 2 santim olan karenin ikilerini yazdım. Farkındaysanız diğer kenarına şu an bir şey yazmıyorum çünkü onu üçgen için kullanacağım. Üçgene baktığımda da buranın x olduğunu görüyorum. Diğer kenarı da x olduğuna göre. Diğeri de x. 3 tane x gelecek üçgenden. O yüzden 3x. Peki kareden kaç tane 2 geliyor? 3 tane. 2, 4 artı 6 da oradan gelecek. Cevaplarda A seçeneğinde gördüğünüz üzere 3x artı 6 var. Ama bana soruda diyor ki çivilere görseldeki gibi 2 sıra olacak şekilde sarılmış diyor. Yani 3x artı 6'dan 2 tane düşünmemiz lazım. 3x artı 6, 3x artı 6 daha. (3x, 3x + 6x, 6, 6 + 12) Yani cevabımız 6x artı 12'dir. Doğru yanıt. Evet. Cebirsel ifadesinin terim sayısı ile katsayılar toplamına bakacağız. Terim sayısını bulmak için ne yapıyorduk? Aralarına slash koymamız yeterli. O halde bakalım. 3x artı 6y ve eksi 2, yani 3 terimden oluşuyor. Katsayılar toplamı ise 3, katsayılarımız 3, 6 ve eksi 2'dir. Bunları toplamamız lazım. 3 artı 6 artı eksi 2, 3, 6 daha 9, 9'dan 2 çıkarsa 7'dir. Cevabımız C seçeneği değil. Hemen 7'yi işaretlemiyoruz. Bize bunların toplamını sorduğu için D seçeneği 10 doğru yanıttır. Eray, masanın üzerinde bulunan meyvelerden alabilmek için yükseklikleri eşit 3 kutuyu aşağıdaki gibi üst üste yerleştirip üzerine çıktığında masanın yerden yüksekliği ile aynı seviyeye gelmiştir. Yani Eray masadan kısa, altına 3 tane A santim yüksekliğinde kutular yerleştirmiş. O zaman orası bizim için 3 A santim oldu. Eray ve 3 A santim masanın boyuna eşit artık. Peki masanın yerden yüksekliği bize ne verilmiş? 90 santim verilmiş ve Eray'ın boyunu soruyor. Demek ki bu 90 santimden ben Eray'ın altındaki 3 A santimi çıkartırsam Eray'ın boyunu bulmuş olurum. Yani B seçeneği 90-3A Eray'ın boyudur. Evet.
4t-2m artı üçgen cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı 5 olduğuna göre üçgenin değerini bulacağız. Buradaki katsayılar değişkenlerin önlerindeki sayılar ve sabit terimde. 4, eksi 2, dikkat edelim ve üçgen. Bunları topladığımda 5 olması gerekiyor. Ben 4'ten 2'yi çıkarttığımda, çünkü 4'e eksi 2 ekliyoruz, 2 bulduk. 2'ye üçgeni eklediğimde 5 olması için ters işlemimiz, üçgeni bulmak için 5'ten 2'yi çıkarttık, üçgeni 3 bulduk. Cevap C seçeneği. Evet çocuklar, bu testimizdeki son soruya bakıyoruz. Banu Hanım kızına bir ay boyunca okuduğu toplam sayfa sayısına bağlı olarak harçlık vereceğini söylemiş. Vereceği toplam harçlık miktarını hesaplamak için de 4 farklı cebirsel ifade yazarak kızından bu ifadelerden birini seçmesini istemiştir. Kızının okuduğu toplam sayfa sayısı A olmak üzere, Banu Hanım'ın kızının okuduğu toplam sayfa sayısına göre yazdığı cebirsel ifadeler aşağıda verilmiştir. Görüyorsunuz tabloda. Buna göre Banu Hanım'ın kızı tablodaki bu cebirsel ifadelerden hangisini seçerse okuduğu toplam sayfa sayısı için ay sonunda alacağı harçlık diğer seçeneklere göre daha fazla olur. Şimdi bizim hepsinde aynı olan A ifademiz kitabın sayfa sayısını gösterdiğine göre burada A'yı 20'ye bölmüş, A'yı 10'a bölmüş ve A'yı 40'a bölmüş gibi düşünelim. O halde bizim hatırlarsanız en küçük ortak kat sorularımız vardı. O halde A 10'a, 20'ye ve 40'a bölünebilmeli. O halde 10'a, 20'ye ve 40'a bölünebilen en küçük sayı olarak biz 40'ı alabiliriz. 40'ı seçtiğimizde A bölü 20, yani 40 bölü 20 birinci seçenekte 2 lira kazanacak. 40 bölü 10 artı 5, 40'ı 10'a böldük 4, 4'e 5 ekledik 9, ikinci seçenekte 9 lira alacak. Üçüncü seçenekte 3 tane A diyor, 3 çarpı 40 bölü 20, 3 çarpı 40 120 bölü 20 artı 5, 120'yi 20'ye böldük 6, 6'ya 5 ekledik 11, 5A bölü 40 yani 5 çarpı 40 bölü 40. Artı 5, 200 bölü 40, artı 5, 200'ü 40'a böldük 5, 5 artı 5 eşittir 10. Bu durumda birinci seçenekte 2 lira, ikinci seçenekte 9 lira, üçüncü seçenekte 11 lira, dördüncü seçenekte 10 lira kazanacağını düşündüğümüzde de daha fazla olur dediği için cevabımız 11 ile üçüncü seçenektir. Çocuklar, bizim çözümümüz burada son buldu. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.